Evet, şimdi dizilerin tanımlamasını inceleyelim. Dizileri tanımlamadan önce sınırlılık kavramından bahsetmek istiyorum. Çünkü dizi süreci boyunca bu sınırlılık kavramlarını not alarak devam edeceğiz. Peki nedir bu sınırlılık? Arkadaşlar, dizi dediğimiz yapılanma başlı başına sınırlılıklardan oluşan bir yapılanmadır. Nedir bu sınırlılık? Sınırlılık şu. Dizi semantik açıdan seni belirli kurallara tabi tutuyor. Şimdi bir şeyin kurala tabi tutması, kurallı olması sınırlılık değildir. Ama yapmış olduğu o kuralın bir mantıksızlık durumu doğurabilme ihtimali bir sınırlılıktır işte. Mesela örnek vermek gerekirse bir önceki dersimizde dizilerden işte sonlara doğru dizi tanımlamasında bahsettiğim eleman sayısı kavramı vardı ya. Diziyi tanımlarken o dizide kaç tane elemanın tutulacağını senin önceden bildirmen gerekiyor. Niye? Çünkü bildirmen gerekiyor ki orada çalışacağın eleman sayısına göre bir alan tahsisinde bulunsun. İyi de kardeşim ben her seferinde çalışacağım elemanları bilemeyebilirim ki. Örnek verelim. Benim bugün satış yapacağım satışları tutacak bir dizi. Bugün şu anda tanımlama yaparken daha gün sona ermeden kaç tane satış yaptığımı bilme ihtimalim yok. Yani 1000 desem ya 1001 tane satış yaparsam, 1001 desem 1002 tane olursa. Ya da arkadaşlar 1000 tane satış yaparım ben bugün deyip de 3 tane satış yaparsam geriye kalan 997'si boşuna alan tahsis edilmiş olmayacak mı? Olacak. İşte size sınırlılık. Yani dizi diyor ki hem bana diyor çalışacağım eleman sayısını baştan peşinden vermelisin. Hem de bunu bilmiyorsan da benim yapacağım bir şey yok diyor. İşte bu sınırlılık arkadaşlar buraya not alınacak. Peki sonuçta ne olacak? Yazmış olduğumuz sınırlılıkları biz dizileri sınırlılıkları ve koleksiyon yapılarının doğuşu başlıklı konumuzda değerlendirip koleksiyonlara atıfta bulunacağız. Yani ileride göreceğimiz bir konunun temellerini atacağız. Bir doğuşunun sebeplerinden bahsedeceğiz. Anlaşıldı mı? Süreç boyunca dizilerin tanımlanmasında, kah değer atamasında, kah değer okuma süreçlerinde vesaire olacak bütün sınırlıklarımızın hem kritiklerini yapıp hem de buraya notlarını yazmış olacağız. Peki dizi dediğimiz yapı neydi hatırlayalım. Tek bir değişken altında birden fazla aynı türde değeri toplamamızı sağlayan veri kümelerine dizi denmekte. Şimdi arkadaşlar programatik olarak şimdi ben ne dedim ta en başa dönersek. Amaç yazılımda bir veriyi doğru bir şekilde işleyebilmekti. Bir veriyi doğru bir şekilde işleyebilmek. Şimdi bir yazılımda bir veriyi doğru bir şekilde işleyip sonucunu elde etmektir amaç ama bazen bu bir veri ki bazen değil genellikle hatta normal hayattan 1 milyon veri olacak. Milyar veri olacak ve bunları işlemeniz gerekecek. İşte böyle durumlarda sen o bir veriyi bir değişkende tutarken milyarlık verileri daha gelişmiş yapılarda tutman gerekecek. Çünkü organizasyon bir yerden sonra zorlaşacak. Şimdi haksız mıyım? Yani sen kaç tane milyarlık verilerin söz konusu olduğu bir yazılımda milyarlık onlara muadil olan değişkenler tanımlaman ne kadar doğru olabilir? Yani hangi bilgisayar o kadar satırlık kod dosyasını açabilir merak ediyorum. Zaten öyle bir şey hiçbir zaman yapmayacaksınız. Sizin belirli bir sayıdan sonraki değerlerinizi daha gelişmiş bir değişken yapılanmasında tutmanız lazım. Mesela bu değişken yapılanması dizi yapılanması olabilir. İleride göreceğimiz daha kompleks yapıları karşılayabilen koleksiyonlar olabilir. Daha kompleks yapıları karşılayabilen nesneler olabilir. Bakın object oriented'daki obje mantığı kompleks değerlere karşılık gelen o kompleksleşmiş verileri daha profesyonelce tutup işleyebilmemizi sağlayan bir yaklaşımdan ibaret. Dolayısıyla bak zaten senin burada verin ne kadar kompleksleşiyorsa yaklaşımların da ona göre kompleksleşmeye başlıyor. Buradaki komplekslik zorluk değildir. Biz bunlara değindikçe neyin ne olduğunu daha net anlayacaksınız. Şimdi bu komplekslik durumlarında diyelim ki önceki derste de verdiğimiz örnekte olduğu gibi bir sınıftaki tüm öğrencilerin yaşları üzerinde hesap yapacaksan artık bak verim biraz daha kompleksleşti. Yani tamam öyle devasa bir komplekslik değil ama ya bir değişken değil birden fazla değişken üzerinde işlem yapmam gerekiyor. Şimdi hem değişkenler birden fazla hem de bunların türleri aynıysa ben bunları tek bir dizi dediğimiz değişkenin altında toplayıp üzerinde o tek değişken üzerinden işlem yapabiliyorum. Topyekun bunların üzerinde işlem gerçekleştirebiliyorum. Bu bana kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla bir kümesel işlem yapmamı sağlayan bu yapılanma ve bunun gibi işte kompleks yapılanmaları destekleyen diğer yapılanmalar bizim için programlama dünyasında çok ama çok önemli. Zaten bir yazılımcı diziyi bilmiyorsa, diziyi önemsemiyorsa yani çöp. Hiç direkt o yazılımcı itibar görmeyecektir arkadaşlar. Onun için biz dizileri A'dan Z'ye öğreneceğiz. Şimdi bilenler biliyor. İleride koleksiyonları daha çok kullanacağız. Diziyi bilmeyen, diziyi adı soyadı gibi bilmeyen bir adam koleksiyonu kullansa da kullanmasa da
yazılımcı değildir. Bitti gitti. Diziyi bileceksiniz. Bazı şeyler nettir. Tamam. Nazlanma, ağlama, zıllama yok. Diziyi bileceğiz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bana dönüşler geldi. Yani koleksiyon varken diziye ne gerek var? YouTube'da biliyorsunuz ücretsiz videolar yayınlamıştım. Ücretsiz videolarda bile zaten koleksiyonlar var. Diziyi niye anlatıyorsun? Boşa anlatıyorsun. Video çekmek için yapıyorsun vesaire. Yani herkesin bir görüşü olabilir. Ama ve lakin arkadaşlar doğru bir tanedir. Bakın doğru iki tane olamaz. Yanlış en tane olabilir. Çok fazla yanlış koyabilirsiniz ortaya. Ama doğru bir tanedir. Bileceksiniz. Başka çareniz yok. Bak çareniz yok. Hani bilmeden yola devam edip kod yazabilirsiniz bile demiyorum. Diziyi bilmeyen bir adam programcı olamaz. Bitti. O gözle bakanlar bu videoda artık bundan sonrasını izlemeyebilirler. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Birden fazla veri üzerinde çalışma yapacaksak dizileri kullanabiliriz. Ve diziler tanımlama aşamasında şu şekilde tanımlanmaktadırlar. Zaten bir önceki videomuzda bunları incelemiştik ama ben gene burada bir kritiğini yapayım. Şimdi dizi tanımlama sürecinde arkadaşlar bizim için önemli olan şöyle... biraz büyütelim. Bizim için önemli olan nokta şu. Öncelikle bir dizinin içine alacağı elemanların türünü bildirmeniz lazım. Buradaki tür, örnek vermek gerekirse, hadi bu sefer ilk başta bir evrensel bir sembolik değer verelim. Type diyelim. Type'ımız herhangi bir tür olabilir. Integer olabilir, char olabilir, person olabilir, person olabilir, employee olabilir. Artık aklına ne geliyorsa. Türü bildirdikten sonra, hani ben buna bir isim verirsem bu normal bir değişken oluyordu. Eğer ki ben bunun yanına gelip şöyle arkadaşlar köşeli parantezle bir bildiride bulunursam ne oluyordu bu? Ne diyorduk biz buna? Indexer değil mi? Indexer'ı bildirdikten sonra diyorsun ki ya kardeşim bana type türünde bir dizi tanımlaması istiyorum. Bir dizi tanımlıyorum diyorsun ve bir isim veriyorsun. İsim diyelim eşittir new type diyelim ve ardından buraya bir ifade yazacağız. Şimdi burada kalıbımız... Sabit bir kalıp. Bundan sonra dizi tanımlarken hep bu kalıpta dizi tanımlayacaksınız. Integer, işte yaşlar eşittir new integer kaç adet olacaksa, buraya da eleman sayısıydı değil mi? Adet, eleman sayısı. Bu formatta bildiriyorduk. Şimdi, örnek verelim hemen. Ben sınıftaki bütün öğrencilerin yaşlarını tutacak bir dizi tanımlayacaksam eğer, integer diyorum değil mi? Köşeli parantezle bir dizi değişken tanımladığımı bildiriyorum. Anlamlı bir isim veriyorum ve dikkat artık larler eki koyuyorum. Niye? Dizi tanımlıyorsan elindeki veri birden fazla olacak. Ondan dolayı larler eki koyuyorum. Anlamlı isim verdim. Eşittir new int köşeli parantez örneğin 5 dedip kapat. Şimdi buradaki new'lerin şimdilik bizim için ezber bir kalıp olduğunu düşünelim. İleride bunun bir anlamı olacak. Bu bir operatördür. Şimdi buradaki yapı 5 elemanlı bir dizi oluşturmuş olacaktır bize. Devam edelim. Örnek verelim. Mesela Boolean türünden bir dizi oluşturuyorum. İşte X diyorum bunun ismine. Tabii ki de anlamlı vereceğiz normalde. Ve buna da diyorum ki 7 diyorum. Bu da 7 elemanlı bool türünden değerler alabilen bir dizi oluşturmuş oluyor. Benzer mantıkla sonuncu örneğimiz diyelim ki byte. İşte sayılar diyelim. New byte. Bu da arkadaşlar buraya da n diyelim. N elemanlı bir sayılar isminde byte türünde dizi oluşturmuş oluyor. Şimdi prototiplerimiz bu şekilde. Hep bu şekilde bir dizi oluşturabileceğiz. Şimdi gelin programatik olarak başlayalım. Şimdi ne dedik? Sınıfımızdaki tüm öğrencilerin yaşlarını tutabileceğimiz bir dizi tanımlayalım. Şimdi yaş türü nedir? Integer'dır. Haliyle integer türünden başlıyorum. Şimdi yaşlar dersen yaşlar isminde bir dizi değil, normal değişken oluşturmuş olursun. Bu bir dizi değil. Eğer ki sen buraya gelip köşeli parantezi koyarsan, açtın, kapattın, işte bir dizi oluşturmuş oluyorsun. Yaşlar isminde int türünde bir dizi oluşturuyoruz şu anda. Evet, şu anda oluşturmuş olduk. Diyelim ki 5 tane öğrencimiz olsun. İnt türünde yaşlar isminde bir dizi tanımlamış olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki yapılanmada, dizi yapılanmasında gelin kritiklerimizi inceleyelim. Şimdi şöyle biraz büyüteyim ben olayı. Şimdi bir, dizinin değişken kısmıyla değer kısmı aynı türde olmalıdır. Int mi? Int olacak. Ahmet mi? Ahmet olacak. Anlaşıldı mı? Bunda mutabıkız. İkinci durum. Arkadaşlar, eleman sayısı kesinlikle belirtilmek zorundadır. Eleman sayısını kesinlikle boş geçemezsiniz. Belirtmeniz gerekiyor. Ama ve lakin, eleman sayısı negatif olabilir mi? Mantıksız değil mi? Olamaz. Peki hocam sıfır olabilir mi? Sıfır olabilir. Sıfır elemanlı sayı hiç elemanı olmayan bir dizi. Hiç elemanı olmayan bir dizidir.
Tabii ki de mantıken çok fazla kullanmayız böyle bir şey. Hatta hiç kullanmayız desem yeridir. En kötü bir elemanlı olması bile kafidir. Ya da iki eleman olursa dizi olduğu bir anlam ifade eder. Ama ikiden daha fazlası artık dizinin ne amaca hizmet ettiği bellidir yani. Hani topyekün bir kümesel veride çalıştığımız anlamına gelecektir. Şimdi eleman sayısını mecburi girmek zorundayız. Eleman sayısını mecburi girmek bir sınırlılıktır. Şimdi gelin bunun üzerine tekrardan konuşalım. Arkadaşlar dizi tanımlama süreçlerinde eleman sayısını mecburi girmek zorundayız. Bu bir sınırlılıktır. Gelin bunu yazalım. Dizi tanımlama sürecinde eleman sayısı mecburi girilmek zorundadır. Yani dizide çalışılacak değer adedi başta bildirilmelidir. Değil mi? Bu durum bir sınırlılıktır. Arkadaşlar, bu sınırlılığı bizim doğru bir şekilde yönetebilmemiz lazım. Ben nasıl yöneteceğim? Şimdi şöyle bir durum. Biraz önce örneklendirdim, gene örneklendireceğim. Şimdi ben diyelim ki satış yapıyorum. Günlük diyorum ki ulan ben bugün 10 tane satış yaparım. O zaman 10 tanelik bir elemanlık dizi oluşturayım diyorum. 15 tane satış yaparsam ne yapacağım? O 5 tanesini yarın mı alın diyeceğim müşteriye. Diyemem değil mi? Saçma olur. Ya da 10 tane bir alan belirtiyorsun. 10 tane elemanlık bir dizi belirtiyorsun. 3 tane satış yapıyorsun. Ne gerek var 7 tane alan tahsisinde bulunmaya? Birazdan senin buradaki yapmış olduğun semantikle alan tahsisi yapıldığından konuşacağız. Ne gerek var, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, başta bilemeyeceğimiz, öngöremeyeceğimiz bir duruma karar vermek bir sınırlılık olacaktır. Gelin şimdi bunu yazalım. Birinci durum. Dizilerde tanımlama yaparken eleman sayısının bildirilmesi zorunluluğu bir sınırlılıktır. Bu bir. Devam. Şimdi arkadaşlar, biz bir diziyi tanımladığımızda dizilere ne türde dedik? Referans türlü dedik, değil mi? Bu dizi, bakın şurası, bak şurası değişken kısmı, burası ise değer kısmı. Şimdi bu dizi şöyle bir tanımlamaya sebebiyet verecek. Şöyle birazcık uzaklaşalım. Şimdi belleği açıyorum arkadaşlar. Bellekte iki tane kısmımız var. Bugüne kadar bildiğimiz Stack, bir diğeri ise çok böyle nadir bahsettiğimiz HIP. Şimdi referans türlü bir değişken nasıl bir davranış gösteriyor? Bunu objekte orantıda referansla nesne arasındaki ilişkide A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Amma ve lakin burada ufakça değinirsem eğer, şimdi normal bir değişken, örneğin i integer türünde bir i değişkeni ne yapar? Normalde burada hani şu şekilde bir tanımlama yapar, değil mi? Örneğin 5 değeri olsun. Hem değişkenin kendisi, ismi yani referansı burada, hem de değeri buradadır. Ama arkadaşlar bir değişken referans türü değişkense, bakın değişkenin ismi burada, değeri buradadır ve değer öyle 7 gibi, 3 gibi, 5 gibi, Ahmet gibi değer değildir. Bir nesnedir. Bak bir objedir bu. Objedir. Ne objesidir? Bu bir arkadaşlar integer türünden bir array objesidir. Şöyle array diyelim. Peki içinde ne vardır? İçinde 7 tane alana sahip işte verileri tutan bir şey vardır. Anlaşıldı mı? Şimdi referans türlü değişkenlerin özelliği, bakın, stack'teki yaşlar isminin heap'teki bir nesneyi referans etmesidir. Bak uzaktakini referans ediyor. İşte referans buradan geliyor. Hocam bunun detayı bu kadar mı? Yani bu orada anlatmaya gerek var mı? Tabii ki de detay olacak. Yani biz burada niye böyle bir şey kullanıyoruz? Referans türü değişken nedir, ne değildir falan yaklaşımı biraz daha farklı olacak. Orada konuşacağız. Ama referans türü değişkenlerden kastımız bu. Referanslar gene stack'te tutuluyor da heap'de direkt değerleri tutulacak. Orada konuşacağız. Burada bunu anlamana gerek yok. Ben zaten değişkenlerde demiştim. Stack kısmında referanslar da tutulur. Referans türlü değişkenleri referanslara da tutulur. Normal değer türlü değişkenler de tutulur. Değer türlü değişkenlerin değerleri de tutulur. Referans türlü değişkenlerin değerleri heap'te tutulur demiştim. Bunların kritiğini daha sonra yapacağız. Şimdi konumuz bu değil. Önemli olan burada şu. Nesnemiz nerede tutuluyor? Heap'te tutuluyor dikkat ederseniz. Anlaşıldı mı? Yani benim dizi dediğim değer heap'te tutulacaktır. Arkadaşlar heap'te tutulan bu dizi değeri kendi içerisinde 7 tane alanlık bir integer alanına sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Tamam. 7 tane integer alanına sahip olduğunu düşünebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi bir tane de 7 şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ya hocam
Buradaki alanlar, şimdi buradaki integer mi tutuluyor bunlar? Integer tutuluyor. Bunlar hani integerlar burada tutuluyordu? Aslında buradakiler arkadaşlar burada tutuluyor ama burada referanslandırılıyor. Yani buradaki işaret ediliyor. Şimdi buranın çok fazla detayına girmek istemiyorum. Dizilerdeki tür gene bir değer türlü olduğu için bu değer türlüler gene stack'te tutulacak ama sen bunları topyekün erişirken heap'teki nesne üzerinden erişebileceksin. Şimdilik bu kriteriye girmek istemiyorum. Şimdilik seni düşünmeni istediğim olay şu. Senin burada 7 tane alanın var. Tamam? 7 tane alanın var. Sadece bunu bilmeni istiyorum. Sadece şimdilik buna odaklanmanı istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar, siz bir dizi tanımlamasını yaptığınız anda bellekte vermiş olduğunuz eleman sayısı kadar alan otomatik tahsis edilir. Gelin bunu yazalım. Bir dizi tanımlaması yapıldığı an bellekte o diziyi kullansak da kullanmasak da otomatik, ya otomatik demeyelim biz yazdık nihayetinde, verilen eleman sayısı kadar alan tahsisinde bulunulur. Arkadaşlar bu ne demek? Şimdi gelin bunun kritiğini yapalım. Şimdi dizilerde tanımlama yapıldığı an alan tahsisinde bulunulması bizim için pek de doğru bir durum değildir diyelim. Şimdi düşün neden değildir? Sen diyorsun ki ya kardeşim bana 10 alanlık bir integer tanımla diyorsun. Hop tanımlıyor. Gidiyor 10 alanlık bir arsa oradan sana tahsis ediyor. İyi de sen bunu daha ne kullandın, ne bir değer verdin, ne herhangi bir şey yaptın. Ama bellekten 10 alanlık yer alındı. Şimdi bellek diyelim 100 alanlık 90'ı kaldı. Ya kullanmadım ben. Hiçbir şey kullanmadım. Sadece tanımlama yaptım. Tanımlamaz hemen geldi. 10 tane alanlık yeri kapladı. Şimdi bu durum da bir sınırlılıktır arkadaşlar. Şimdi kullanılmadığı halde diziler direkt olarak bellekten belirtilen eleman sayısı kadar alan tahsisinde bulunması bir sınırlılıktır. Bir sınırlılıktır. Peki hocam nasıl bir sınırlılıktır bu? Arkadaşlar kullanmadığım bir yerin direkt alan tahsisi olur mu ya? Hani en azından şunu dese ya bana 7 alanlık bir alan ayırma ben kullandıkça 7 tane alan ayır dese eyvallah zaten koleksiyonda biz onu yapacağız. Ama öbür türlü arkadaşlar kullanmadığın halde dizi sana bir alan tahsisinde bulunuyor. Bu bir maliyet. Şimdi düşün sen 1000 alanlık bir integer ya da string fark etmiyor. Bir dizi tanımladığın anda kullanmadın daha ya kullanmadan direkt 1000 alanlık bir alan tahsisinde bulunuyor ilgili türde. İyi de kardeşim yani bu bir ya, hakikaten maliyet. İşte bu maliyeti dizi baştan göz ardı ediyor. Şimdi arkadaşlar bu durum bir sınırlılıktır. Birazdan buraya yazacağız. Şimdi devam edersek eğer diziler arkadaşlar tanımlanır tanımlanmaz alan tahsisinde bulunurlar ve ilgili alanların içerisine şöyle diyelim varsayılan değerleri atarlar. Diziler tanımlandıklarında hatta şöyle diyelim alan tahsisi yapıldığında ilgili alanlara türüne uygun default değerleri atarlar. Şimdi eğer ki elindeki dizi integer ise bunlara hepsine sıfır değerini verecektir. Değil mi arkadaşlar? Hepsine sıfır değerini verecektir. Tabii ben düzgün yazabilirsem bunu şöyle hepsine sıfır değerini verecektir. Nereden biliyorum? Çünkü benim zaten şu andaki elimdeki dizi integer'ı da ondan biliyorum. Anlaşıldı mı? Eğer ki string olsaydı null verecekti. Char olsaydı slash 0 verecekti. Boolean olsaydı hepsine false verecekti. Anladınız mı arkadaşlar? Peki, şimdi bu da bir durumdur nihayetinde. Hani hangilerini verecek? İlla ki bir varsayılan değer verecek. Hepsine sayısallarda 0 verecektir. Şimdi arkadaşlar buradan ne çıkarıyoruz? Bir diziyi siz tanımlar tanımlamaz alan tahsisinde bulunuyor ve direkt varsayılan değerleri ilgili alana atıyor. Yani sen kullanmasan da varsayılan değerleri atadığı için aslında bilgisayar boyutunda kullanmış oluyor. Şimdi buradaki kritikten sonra arkadaşlar gelin ilgili sınırlılığımızı buraya da yazalım. Diziler tanımlanır tanımlanmaz. Tanımlandığında diyelim tanımlandığında kullansak da kullanmasak da bellekte belirtilen eleman sayısı kadar alan tahsisinde
bulunurlar. Bu durumda bellek boyutunda ekstradan maliyete sebep olacağı için bir sınırlılıktır. Bizim için ideal olan şudur. Kardeşim bir sepet koy, koyduğu kadar hani verdiğim eleman kadar, değer kadar alan tahsisinde bulun. Hani bir artış miktarın olsun alanda. Senin bir dizi olduğun, bir verisel küme olduğun belli olsun. Sana değer verdikçe git bellekten alan tahsis et. Bak bu idealdir. Ama ben şimdi sana gelip 7 deyince direkt bellekte hani bu uygulamayı çalıştırdım mı compiler gidecek ne yapacak? Bellekten 7 alanlık, 7 integer alanlık bir alan tahsis edecek. E bu maliyet daha kullanmadım ben gitti 7 alan. E şimdi 7'yi geç hadi onu böyle bunda bir sıkıntı olmaz ama diyelim ki sen işte string türde şöyle bir isimde bir dizi tanımlıyorsun. Tanımladığın dizide şöyle bir alan olsun. E şimdi arkadaşlar Allah aşkına kaç bu? 999.999'luk bir dizi tanımladığında, bu uygulamayı çalıştırdığında şu anda o kadarlık alan tahsis edildi. Geçmiş olsun. Tabii ki de yani uygulama sona erdikten sonra o ilgili tahsisler garbage collector dediğimiz mekanizma sayesinde geri alınacaktır. Yani bunlar imha edilecek de çalışma zamanı için diyorum. Yani bu tahsis süreci bizim için çok maliyetli. Ya kardeşim bir diziyi kullanacağım diye bu kadar maliyete ne gerek var? İşte bu maliyeti koleksiyonlarda geçeceğiz. Şimdilik biz bu maliyete odaklanmayalım. Sınırlıklarımıza not alalım. Devam edelim arkadaşlar. Evet, bir dizinin nasıl kullanıldığını, hangi kritiklere sahip olduğunu incelemiş olduk. Sonraki dersimizde tanımlanan bir diziye nasıl değer atayabildiğimizi inceleyeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim sevgili arkadaşlar.